Selamlar arkadaşlar. Ben açıkça söyleyeyim size, berbat bir genetikli bir adamım. Evet, doğrudur. Bir tek tepecik var anasını satayım. Bir tek bizim Allah bir tek onu verdi bize. Ama herkesin genetiği farklı. Mesela benim genetiğim nerede iyidir benim genetiğim? Herhalde saçma sapan konuşmak için iyidir. Ama bunu biliniz. Ne kadar kötü olsa bile ben başladığımda spora 60 kilo bir çıpız birisiydim. 60 kilodan da daha az aslında. Oraya geleceğim. Kediyle konuşuyorum. Yani kısacası bazılarınız gördüğünüz daha önceki fotoğrafları bilirdim ki yani vücut geliştirme olarak çok yani musabaka olarak çok fazla ilerleyemezdim. Çünkü genetikten dolayı yani göğüs yapısıdır yok omuz yapısıdır yok ne bileyim ben ne. Tabii ki herkesin iyi tarafları vardır ama kötü tarafları da vardır. Bu yüzden ben hiç umursamadım. Zaten birkaç defa yarışa gittim. En son Kıbrıs'ta 2006 mıydı, 2007 miydi yarıştım. Berbat. Ondan sonra anladım ki yok Cenk Hoca. Sen adam hazırla. Çünkü senin gözün iyidir. Anlayabilirsin eksiklikleri, şeyleri. Aslında ben mükemmel bir hakem de olabilirdim. Ama onu geç. Ben o politikaya girmem. Ben de kendimi oraya verdim. Nasıl Freddie Roach çok mükemmel bir boksör değildi ama mükemmel bir antrenör oldu. Mesela Manny Pacquiao. Okey. Şimdi ben salona gittiğimde elbette olimpiye olacak değilim. Ama ben salona gittiğimde olimpiya olacak gibi çalışırım. Kendimi avdururum. Görürsem yani İngiltere'de şu benden çok daha büyük adamlar vardı. Gördüm bunları. Bunlar beni motive ederdi. Uğraşırdım. Sanki onlara yetişecek gibiyim. Bilirim ki yetişemeyeceğim. Ne alsam da yetişemeyeceğim. Ama kendimi öyle zorlardım. Bu sefer ne oldu? Sonunda ne oldu? Olimpiya oldum mu? Olmadım. Pro oldum mu? Olmadım. İyi bir amatör oldum mu? Olmadım. Ama ne oldum? Benim çocuğum benimle denize gittiğinde babasından gurur duyuyor. Yok gurur diyor. Gurur dedim. Gurur duyuyor ki diğer arkadaşların babaları parmağım kadar kolları var ve koskoca göbekleri var. Ondan gurur duyuyor çocuklarım. Beni Superman gibi bir şey zannediyorlar. Tamam mı? Yani biz kendi çapımızda uğraşırız. Ha, ben muazzam genetik gelirse bana, mesela bazı çocuklardan ben iyi keşfederim, muazzam onları bilirim ne yapacağımı. Çünkü işim budur. Tamam mı? Ben bu hale geldim ve memnunum. Ve ben bana veya size E1'i aşağılarsa ve derisi size senden bir bok olmayacak, etmeyecek. Niye boşu boşuna giden ağırlıkları kaldırıyorsun? Niye boşu boşuna onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun? Cevap bu. Biz ağırlık kaldırmaktan zevk alıyoruz. Tamam mı? Ve bu camia, vücut geliştirme, biz bir kardeş, bir küçük bir camiayız. Hepimiz kardeş gibi. Ve İngilizce'de derler brothers in iron. Yani demir kardeşler. Ve bilgimizi paylaşırık, tecrübemizi paylaşırık. İleriye doğru giderek bizim amacımız gençlere mesela ben şimdi bildiklerimi bilseydim gençken belki de çok çok daha da iyi olurdum. İnternet yoktu ben yaparken bu sporu. Bu da bilim kaynakları yoktu ben bu sporu yaparken. Hepimiz kendi üstümüzde deneyirdik her şeyi. Yani
tricep şeyi yapıyorduk. Derdik, aa burası güzel vuruyor burası. Aa demek ki bu arka kol çalışıyor. Aynen öyle. Yani biri yoğurdu. Kitap bile bulamazdın. Zar zor kitap bulurdun. Öyle şey desin, gösterirsin sana. Yani dergileri alırdık ama biz dergilere sadece hayran hayran resimlere bakardık adamlara. Şu biz hep zannedirdik çocuğu kanki bunlar hepsi doğaldır da ciğer hapları içerler. O zaman doğru düzgün supplement da yoktu. Ciğer hapları vardı. Bu kadar haplar vardı ki yutamazdın bile kendilerini. O zaman da protein tozlar vardı ki shaker'dan karışmaz. Shaker maker yoktu o zamanlarda. Mikser vardı, blender vardı ki onunla karıştırırdın ve yine bok gibi bir tadı olurdu. Hiçbir tatları olmazdı. Yani çiğ yumurtayla öyle gibi şeylerle biz hep geçinirdik. Yani ya gittikçe yani seminerlara katıldıkça ve kendimizi daha usta adamlarla konuştukça öyle geliştirdik. İnternet yoktu o zamanlar. Yani kısacası bu videoyu yaptım bu için. Hiç önemli değil. Genetiğin ne kadar iyidir ve ne kadar kötüdür. Her zaman sen daha iyi olabilirsin kendinden. Kendin inan yarış. Kendin inan yarış. Arkadaşın varsa ki sonradan başladı da beraber çalıştı, başladı seni geçsin. Üzülme. Bana çok oldu. Bana çok oldu. Kaç kişi? Alırım ben ona gösteririm. Ya dumbbell bilmezdi tutsun adam ya. Dumbbell bilmezdi tutsun adam. Tamam. Bir sene çalışır benimle. Hoppa beni geçti. Tamam adam dumbbell bilmezdi tutsun. Ama kızacak mıyım? Yok. Sevineceğim. Helal olsun diyeceğim. Ben kendi yolunda giderim. O kendi yolunda. Anladın? Yani ben tenis oynarsam severim oynayayım. Ben gitmeyeceğim. Tenis oyuncu da bilmiyorum anasını sattığımın. Serena Williams. Sadece o zenci kadınları biliyorum. Kız kardeşleri. Venus Williams. Williams kardeşlerine gitmeyeceğim ki tenis oynayayım. Ya golf. Yani ben golf hobi olarak yaparsam ben gideceğim Tiger Woods olayım. Olmayacağım. Ya onunla gideceğim hedefimi koyacağım. Yok. Zevkime yapacağım. Ve yanımdaki bir arkadaşım varsa ki benim golfla oynar da çok yetenekli bir. O gitsin Tiger Woods'la golf oynasın. Anlatabildim mi? Bu arada golf çok saçma bir spordur. Spor bile değil ya. Zengin moruklar içindir. Sırf vakit geçirsinler diye. Çünkü avaracıdılar. Peace out, yo!